Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü ünitemizde Türkiye'de yerleşme ve doku tipleri konu başlığını ele alacağız değerli arkadaşlar. Ama derse geçmeden önce ben size Mayıs ayının programını şöyle göstereyim. Mayıs ayı programı içerisinde gördüğünüz gibi artık ünitelerin son konularını göreceğiz yavaş yavaş çünkü dönemin sonuna yaklaşıyoruz ve İkinci dönem yazılı kampımız başlayacak değerli arkadaşlar. Kesinlikle çok önemli biliyorsunuz yazılı kamplarımız. Onları kaçırmıyoruz. Programı bu şekilde inceleyip takip ederseniz sizin için çok verimli olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki olmazsa olmazımız ne? Dinamo soru bankası. Bugün neyi inceleyecektik? Türkiye'de yerleşme doku ve tiplerini. Hemen ne yapıyoruz? Sayfa 108'i açıyoruz arkadaşlar. Şöyle açayım size. 108. sayfada neyi görüyorsunuz? Beşeri sistemleri görüyorsunuz. Beşeri sistemlerin konu başlıkları neler? Yerleşmede yer seçimi, yerleşme doku ve tipleri, Türkiye'de yerleşme ve beşeri sistemler olacak. Tabii bununla ilgili soruları görüyorsunuz. Videoyu izledikten sonra soruları çözüyorsunuz. Konu iyice pekişiyor ve derse 10 numara bir şekilde hazırlanıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi eğer sizler de hazırsanız derse başlayalım. Neye bakacağız arkadaşlar? Bu dersimizde yerleşme, doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir? Yerleşme, doku ve tiplerini inceleyeceğiz. Ne tür yerleşmeler var? Türkiye'de yerleşmelerin dağılışı, ülkemizde idari fonksiyonlarına göre yerleşmeler başlıklarını inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şöyle bir giriş yaparsak yerle bir yerleşmenin kır mı yoksa şehir yerleşmesi mi olduğunun belirlenmesinde nüfus miktarı ya yani kaç kişi yaşıyor burada kardeşim ona göre şimdi çok çok az kişinin yaşadığı bir yer kent olabilir mi arkadaşlar olamaz Oradaki ekonomik faaliyetin türü mesela kentlerde yapılan ekonomik faaliyetlerle kırda yapılan ekonomik faaliyet arasında bir fark var değil mi? Kırda ne yaparsınız? Tarım, hayvancılık vesaire. Ama kentlerde bunun yanına işte sanayi, efendime söyleyeyim hizmet sektörünün birçok alanını koyabiliriz. Ekonomik faaliyet türü ve idari yapı gibi ölçütler bir yerin kır mı kent mi olduğunu ortaya koyuyor. Demek ki neymiş olayımız? Nüfus miktarı. Neymiş olayımız? Ekonomik faaliyet. Neymiş? İdari yapı. İdari yapı ne demek arkadaşlar? İdari yapı. Yani burası il mi, ilçe mi, yani muhtar mı yönetiyor, kaymakam mı yönetiyor, vali mi yönetiyor? Yani idari yapıdan kastımız o devletin yönetim aygıtıdır bu arkadaşlar. Demek ki bu üç unsura bakıyoruz. Kır veya kent ya da şehir e, yerleşmesi olduğunun belirlenmesinde. Şimdi değerli arkadaşlar, burada özellikle gençlerin kaçırdığı bir şey var. Şehir deyince şehri vilayetle yani il merkeziyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar, şehir il merkezi demek değildir. Önce bunu söyleyeyim. Örnek olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Sivas, Sivas il merkezi bir şehirdir. Doğru mu? Tabii ki şehirdir. Sivas'ın Divriği ilçesi, bakın bir ilçe. Burası nedir? E burası da bir şehirdir. Yani siz Divriği'den Sivas'a gelirseniz ya da göç ederseniz, ne yapmış olursunuz? Şehirden şehre göç etmiş olursunuz. Yani orası kırsal alan değil. Şimdi bunları net olarak ortaya koyalım önce. Zaten dersimizin ana amaçlarından bir tanesi işte bu kavramları ne yapmak? Yerli yerine koymak değerli arkadaşlar. Şimdi kırsal yerleşme ve kentsel yerleşme olarak ne yaptık? Biz bunu ikiye ayırdık değil mi yerleşmelerimiz? Yerleşmeler zaman içinde değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. Yani bir kır yerleşmesi bir kent yerleşmesine dönüşebilir. Çok fazla nüfus alırsa, göç alırsa vesaire. Kır yerleşmesi durumundaki bir yer ne dedik? Zamanla dönüşebilir dedik. Şimdi bakalım kırsal yerleşmeleri biz nasıl bir kategorize e, içerisinde gidebiliriz? Kategorize edebiliriz. Nüfuslarına göre yapabiliriz. Ekonomik işlevlerine göre yapabiliriz. Dokusuna göre. Kurulduğu yere göre, yerleşme planına göre ve sürekline göre ayırabiliriz arkadaşlar. Ne demek nüfusuna göre? Nüfusuna göre işte kasaba, köy, köy altı. Arkadaşlar köy altı ne demek? köyden küçük demek tamam mı? Köyden küçük anlamına geliyor köy altı. Bunu bilelim. Şimdi demek ki bunların içerisinde en küçüğü hangisi? İşte köy altı yerleşmeleri. Sonra köy daha sonra kasaba. Yani bunların en büyüğü kasaba oluyor. Ekonomik işlevlerine göre baktığınızda şimdi tarım faaliyetlerinin yapıldığı köyler, hayvancılığın yapıldığı köyler, ormancılık. Değil mi? Karadeniz'de birçok köy bununla geçiniyor. Balıkçılık yapılan köyler ve madencilik yapılan köyler ya da kır yerleşmeleri diyebiliriz. Dokusuna göre ise arkadaşlar evlerin birbirine çok böyle yakın olduğu yerleşmeler nedir? Toplu yerleşmeler. İşte evlerin birbirine çok uzak olduğu yerleşmeler dağınık yerleşmelerdir. Bunları göreceğiz. Bir de gevşek dokulu yerleşmeler var. Kurulduğu yere göre eğer bir vadide kurulduysa vadi köyü, dağ köyü, dağda kurulduysa akarsu boyu, deniz kıyısı, orman köyü gibi isimlerle adlandırılabilir. Yerleşme planına göre de işte yol boyu yani bir yol geçiyor işte yolun etrafında çizgi şeklinde ya da ışınsal bunları göreceğiz. Hat boyu, küme ve dairesel olarak adlandırabiliriz. Sürekliliğine göre de arkadaşlar sürekli kır yerleşmeleri var, mevsimlik kır yerleşmeleri var. Hani giriş amaçlı şöyle bir örnek verebilirim. Mesela yaylaya. Ne zaman gidilir? İşte yazın gidilir. Değil mi? Dolayısıyla kışın yaylada pek durulmaz. O zaman yayla nasıl bir yerleşmedir arkadaşlar? Yayla geçicidir, mevsimliktir. Sürekli demek orada sürekli kalmak, yıl boyunca kalmak anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Şimdi bunları bir tanıyalım. Kasaba neymiş kasaba? Nüfusu 2000 ile 20.000 arasında değişebiliyor kasabaların arkadaşlar. Peki köy ne? Nüfusu 2000'den az olan yerleşmeler. Köy altı ne demek? Tek mesken. Mesken ne demek arkadaşlar? Mesken ev demek. Yerleşilen yer demek mesken. Tamam mı? Tek mesken ile köy arasındaki yerleşmelerdir. Yani bir tane evden işte köye kadar aradaki bütün şeyler nedir? Köy yerleşmesi olarak kabul edilir arkadaşlar. Bu nüfuslarına göre ayırma e, biçimimiz. Peki dokusuna göre ne? Dokusuna göre de toplu, dağınık ve gevşek. Toplu ne demekmiş? Su kaynaklarının özellikle sınırlı olduğu, yani yetersiz olduğu veya engebenin de az olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde kırsal alandaki evler böyle birbirine yakın oluyor. Neden? Çünkü herkes suyun başına toplanıyor. Mesela bir tane çeşme vardır köyde. İşte çeşmenin etrafında böyle evler dağılıyor arkadaş. Su az olduğu için herkes orada toplanıyor. Bir de arazi de düz. Düz olduğu için hani bir arada bulunuyorlar arkadaşlar. Peki biz bunu mesela toplu yerleşmeyi Türkiye'de nerede görebiliriz toplu yerleşmeleri? Türkiye'de özellikle İç Anadolu bölgesi. Özellikle niye? Çünkü İç Anadolu bölgesi düz bir arazi. Ve su kaynakları da az. Efendime söyleyeyim Güneydoğu Anadolu bölgesi. Buralar arkadaşlar toplu yerleşmenin yoğun olduğu yerler. Dağınık yerleşme ne demek? Dağınık yerleşmede de su kaynaklarının ve yağışın fazla. Şimdi su kaynakları ve yağış fazla. Aa, acaba Türkiye'de bu neresi olabilir? Karadeniz. Peki yer şekilleri nasıl? Engebeli. İşte Karadeniz aynen böyledir. Çok engebeli ve suda var. Dolayısıyla insanlar suyun başına toplanma ihtiyacı duymuyorlar. Çünkü her tarafta su var. Tarım arazilerinin az veya parçalı olduğu bölgelerde evler birbirinden uzaktır. Yani Karadeniz'deki gibi arkadaşlar yani evler arasındaki mesafe oldukça fazladır. Yani komşuya gitmek öyle hani hemen kapıyı açınca komşuya gidemiyorsun. Orada bir yürümek zorunda kalıyorsun yani belli bir süre. Birbirine uzak evler. Buna Karadeniz bölgesinde özellikle ne yapıyoruz? Rastlıyoruz. Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, buralarda Artvin buralarda oldukça fazla bu tarz yerleşmeler. Tıpkı ne gibi gevşek yerleşme gibi. Burada da aynı şekilde arazi nasıl arkadaşlar? Engebeli ekonomik faaliyetler birbirinden farklı olabiliyor. Karadeniz kıyı kuşağı buna örnek verilebilir. Yerleşme planına göre baktığımızda neyi görüyoruz? yol boyu meskenler. Yani bakın burada bir tane yol geçiyor. Yolun etrafında böyle işte köyler, şey evler var arkadaşlar. Hat boyunca böyle gidiyor yani. İşte biz bunlara ne diyoruz? Yol boyu yerleşmeler. Dairesel yerleşmelerse işte bir köy meydanı vardır ya da bir cami vardır ya da bir çeşme vardır. Bunun etrafında böyle daire şeklinde büyür arkadaşlar. Küme şeklinde olanlar da işte birbirine yakın ve düzensiz evlerden oluşuyor. Öbek öbek böyle yerleşmeler ortaya çıkabiliyor. Bunlara da arkadaşlar küme diyoruz. Işınsal yerleşmelerde yolların etrafında farklı doğrultularda gelişiyor. Yani işte bir yol bir tane değil böyle işte şöyle düşünün kavşaklar var. Bir buradan bir buradan bir buradan falan filan böyle gelişebiliyor. Bunlara da ışınsal diyoruz değerli arkadaşlar. Hat boyu da. Yol boyuna çok benziyor arkadaşlar. Demir yolu, işte vadi su kanalı boyunca böyle gelişen yerleşmelerdir değerli arkadaşlar. Meskenlerde yapı malzemesine göre şimdi biz evleri neyden yapıyoruz arkadaşlar? Hangi malzemeyi kullanıyoruz? Şimdi yoğun olarak kullanılan malzemeler neler? Kerpiç. Ne demek kerpiç? Şimdi bir kısmınız bunu çok iyi biliyordur. Özellikle nerede oturan arkadaşlarımız? Ee, Güneydoğu'da, İç Anadolu bölgesindeki arkadaşlarımız hele hele kırsal alanları biliyorlarsa yani köyleri falan biliyorlarsa bu kerpiç malzemeyi çok iyi bilirler. Ama mesela Karadeniz'deki arkadaşlarımız bu, bunları bilmezler. Çünkü bu arkadaşlar neyden yapılıyor? Kerpiç böyle çamurdan yapılıyor. Yani topraktan, toprak evlerdir. Dolayısıyla bunu Karadeniz'de yapamazsın. Ne olur bir yağmurda böyle balçıklaşır olmaz yani. Dolayısıyla o iklime göre e, evin yapı malzemesi ona göre belirlenir. Ne diyoruz? İnsanların barınma ve ekonomik faaliyetlerini sürdürme amaçlı yaptıkları meskenler yerleşme alanlarına göre farklılık gösteriyor. Yani çevrede hangi malzeme varsa, o iklime hangisi uygunsa oradan yapılıyor. O malzemeden yapılıyor. Şimdi nasıl bir iklimde oluyormuş kerpiç evler? İşte iklim kurak olacak. Yani çok yaş almayacak. İşte çöller gibi step gibi değil mi? Yani karasal iklim bölgeleri gibi. Türkiye'de İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi buna örnek olabilir arkadaşlar. Suriye, Irak arkadaşlar buralarda oldukça yaygın. Çünkü çöl iklimine yakın iklimler. Taş evler, taş meskenler. Bunlar arkadaşlar volkanik ya da karstik arazilerde. Şimdi volkanik araziler Türkiye'de nerede yoğun? Doğu Anadolu bölgesinde yoğun. İç Anadolu bölgesinde yoğun. Karstik araziler nerede? Akdeniz'de yoğun. İşte Bakın Teke Taşeli burası neresi Akdeniz Antalya'nın hemen yakınları. E, Kapadokya ya biliyorsunuz volkanizma çok fazla zaten peri oluşmasına ne etkili e, volkanik faaliyetler etkili. Türkiye'de gene Van Gölü çevresi, Van Gölü çevresinin özelliğine orada çok fazla volkanik dağlar var değil mi? Nemrut Dağı, Sübhan Dağı değil mi? Bunlar işte Tendürek bunlar nedir arkadaşlar? Volkanik sahalardır. Dolayısıyla taş meskenler buralarda oldukça yoğun değerli arkadaşlar. Ahşap meskenleri nerede göreceğiz? Ahşap yaşın olduğu yerlerde, ormanın bol olduğu yerlerde. İklimin yağışlı, bitkinin gür olduğu, mesela ekvator çevresi, okyanusal iklim yani Batı Avrupa, muson iklimi yani Hindistan, Çin, Türkiye'de de neresi arkadaşlar? Karadeniz bölgesi bu ahşap evlerin yoğun olduğu yerler. İglo, bilen arkadaşlarımız vardır İglo'yu. İglo kutuplarda değil mi? Böyle bakın kardan yapılan evler. E bunu Türkiye'de olmasını bekleyemeyiz değerli arkadaşlar. Gelelim neye? Şehir yerleşmelerine. Şimdi şehir nedir? şehir yerleşmeleri, sanayi ve ticaret gibi tarım dışı faaliyetlerin ön plana çıktı. Efendim şehirde tarım yapılmaz demiyoruz. Bakın tarım dışı faaliyetlerin ön plana çıktığı diyoruz. Nüfusu genellikle 20 binin üstünde olan yerleşmeler. Şehirler genellikle planlı bir yerleşme görülür şehirlerde. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarına yönelik meslek ve iş kolu çeşitliliği fazladır. Şehir yerleşmeleri nüfuslarına ve fonksiyonlarına göre sınıflandırılabilir. Nüfus ve fonksiyon. Şimdi bakın burada da bunu ayırıyoruz. Nüfuslarına göre neler var? Küçük şehirler var. Küçük şehir nedir? 20 bin ile 100 bin arası. Orta büyüklükte şehirler var. 100 ile 500 bin arası. Büyük şehirler var. 500 bin ile 1 milyon arası. Ve metropoller var arkadaşlar. Nüfusu bir milyondan fazla olan şehirler. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda nüfusu bir milyonun üzerinde olan artık çok fazla şehrimiz var değil mi? Ee, yani işte Karadeniz'de e, Trabzon'u sayabiliriz. E, İç Anadolu bölgesinde Ankara'yı sayabiliriz. Akdeniz bölgesinde Antalya, Mersin'i, Adana'yı sayabiliriz. Ege bölgesinde İzmir'i sayabiliriz. Marmara bölgesinde tabi e, gene işte Bursa'yı sayabiliriz. Güneydoğu'da nereyi sayabiliriz? Diyarbakır'ı Antep'i sayabiliriz. Bunlar nedir arkadaşlar? Artık bir milyon üzerinde olan kentler yani metropoller. Fonksiyonlarına göre baktığımızda kentlere şimdi bazı kentlerde hala işte tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğunu görüyoruz. Bakın kent derken il merkezi değil. Mesela nereye nereyi örnek verebiliriz? İşte Bursa'nın Karacabey ilçesini. Ne var orada? Karacabey'de tarım faaliyeti. Çünkü ovada kurulmuştur. Ya da Aydın'da Söke'yi, İzmir'de Torbalı'yı örnek verebiliriz arkadaşlar. Ödemiş örnek verebiliriz. Bunlar nedir? Bunlar ova üzerinde kurulmuş yerleşmeler. O yüzden bunlara tarım şehri diyebiliriz. Sanayi şehirleri var. Ticaret şehirleri var. Turizm şehirleri hemen aklınıza gelmiştir. Bodrum gibi, Marmaris gibi, Kuşadası gibi, Antalya gibi, değil mi? Liman kentleri var. Liman fonksiyonun çok ön plana çıktığı kentler. Bunlara dünyadan örnekler de vereceğiz birazdan. Maden şehirleri var. Örneğin Zonguldak. Değil mi? Ya da Batman. Ne çıkıyor Zonguldak'tan arkadaşlar? Taş kömürü. Batman'dan ne çıkıyor? Petrol. Kültür şehirleri var. Özellikle üniversitelerin olduğu, işte sanatsal faaliyetlerin, konserlerin, tiyatroların çok yoğun olduğu kentler. Ulaşım şehirleri var. Kafşak noktalarında bulunan şehirler. Dini şehirler var değil mi? Yani Mekke, Medine, Vatikan, e, Kudüs, Lhasa bu da Tibet'tedir arkadaşlar. İdari şehirler var. İdari şehir ne demek arkadaşlar? Başkent demek. Başkent. Tamam mı? Şimdi bunları şöyle açalım. Nüfus miktarına göre şehirlerin sınıflandırmasını az önce yaptık. Küçük şehirler, orta büyüklükteki büyük şehirler... Metropoller ve mega kentler. Mega kentlerin sayısı giderek ne oluyor? Artıyor. Çünkü nüfus aldıkça alıyor, göç aldıkça alıyor. Değil mi arkadaşlar? İşte Türkiye'de buna nereye örnek verebiliriz? İstanbul'u örnek verebiliriz. 15 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip sevgili gençler. Şehir yerleşmeleri arkadaşlar örneklendirecek olursak böyle hani nüfuslarına göre ne dedik? Nüfusu bir milyondan fazla olan kentler işte İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Bursa'yı örnek verebiliriz. Ee, nüfusu 750 ile 1 milyon arasında olan işte büyük şehirleri Tekirdağ, Trabzon, Samsun'u örnek verebiliriz. Orta büyüklükteki kentler Muğla, Kütahya, Kastamonu'yu örnek verebiliriz. Küçük şehirlere de e, arkadaşlar nereye örnek verebiliriz küçük şehirlere? Bayburt'u örnek verebiliriz, Yozgat'ı örnek verebiliriz. Fonksiyonlarına göre baktığımızda kentlere bakın sanayi ticaret fonksiyonu çok yoğun olduğu kentler var. Mesela Paris. Paris'te hem ticaret hem sanayi değil mi? Bu çok ön plandadır. Aynı zamanda Paris hangi ülkenin başkentidir arkadaşlar? Fransa'nın. Dolayısıyla şöyle bir şey önce netleştirelim. Bir kentte sadece bir fonksiyon olacak diye bir kayde yok. Şimdi Paris hem bir idari kenttir, hem bir sanayi kentidir, hem de bir turizm kentidir aslında. Çünkü çok fazla turist alıyor Paris. Ya İstanbul'a baktığınızda, İstanbul'da liman var mı? Var. Dolayısıyla bir liman kentidir. İstanbul'da sanayi var mı? Var. Dolayısıyla bir sanayi kentidir. Turizm var mı? Oldukça. Türkiye'de en çok turist çeken şehir İstanbul. Dolayısıyla bir kent sadece tek fonksiyona sahip olabilir diyemeyiz. Ama belli fonksiyonlar çok ön plana çıkıyor arkadaşlar. Paris Fransa'nın değil mi? Berlin'lerin Almanya. Tokyo Japonya. Sevgili arkadaşlar. Gene Marsilya bir liman kentidir. O da nerede? Fransa'da. Liverpool nerede arkadaşlar? İngiltere'de. Hamburg nerede? Almanya'da. Bunlar dünyanın çok 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 önemli limanlarıdır değerli arkadaşlar. Ee, buna ek olarak mesela şöyle bir şehir yazsam Rotterdam. Bu hangi ülkeye ait? bilenler muhakkak çıkacaktır. Hollanda'ya arkadaşlar bu da çok önemli bir limandır Hakeza. İdari kentlere baktığımızda Ankara Türkiye'nin başkentidir. Moskova Rusya'nın başkentidir. Washington ABD'nin başkentidir arkadaşlar. Bunlar idari fonksiyonları sayesinde çok gelişmiş. Yani düşünün Ankara eskiden çok küçük bir yerleşmeymiş başkent olmadan önce. Son başkent olduktan sonra tabii ki e, çok büyüyor. İşte meclis orada, işte bir sürü kurum kuruluşlar, işte gelen giden çok fazla olduğu için ne oluyor? Kent devasa bir şekilde büyüyor. Kültür ve eğitim kentleri de arkadaşlar gene işte Oxford örnek verilebilir. Oxford nerededir? İngiltere'de. New York ABD'de. İstanbul tabii ki ülkemizin önemli bir şehri. Tarım kentlerine baktığınızda arkadaşlar gene Adana'yı görüyorsunuz. Adana çok önemli değil mi? Çukurova var Adana'da değil mi arkadaşlar? O yüzden çok fazla tarım yapılıyor. İşte Lagos Nijerya'da aynı zamanda Nijerya'nın da başkentidir. Çünkü Nijerya çok gelişmemiş bir yer. En büyük kentlerinde bile hala tarım faaliyetleri yapılıyor. Gene Hartum var Sudan'da arkadaşlar. Bunlar tarım kentlerine örnek verilebilir. İşte turizm kentleri Los Angeles gene ABD'de, Dubai artık son yıllarda çok popüler oldu değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Değil mi arkadaşlar? Ve Paris gene Fransa'da dedik. Essen arkadaşlar Almanya'daki çok önemli kömür yataklarının bulunduğu bir kent. Bakü gene Azerbaycan'da, değil mi? Azerbaycan'da aynı zamanda başkentidir. Petrolün çok yoğun olduğu bir yer. Johannesburg Güney Afrika arkadaşlar. Burada Johannesburg'da özellikle özellikle işte elmas, altın yatakları çok fazla. Dini şehirlere örnek olarak da Mekke, Medine, Vatikan'ı örnek verebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de yerleşmeyi neler etkilemiş? Arkadaşlar coğrafik olarak Bizde etkiler iki türlüdür zaten. Biri doğal faktörler, öbürü de beşeri faktörlerdir. Doğal faktörler dediğimizde yerleşmeyi iklim etkiler mi? E doğal olarak etkiler. Yani çok soğuk olan bir yer ya da aşırı kurak olan bir yer çok fazla nüfuslanamaz. Yer şekilleri etkiler mi? E doğal olarak. Yani çok engebeli bir saha çok nüfuslanamaz. Jeolojik yapı bakı. Bakı ne demek değerli arkadaşlar? Güneşe dönük yamaç. Mesela Türkiye'de güneşe dönük yamaç nedir? Daha çok güneş gören taraf güney cephesidir. O yüzden insanlar böyle özellikle dağların güneye bakan tarafına yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Daha çok güneş almak için. Su kaynakları hakeza tarih boyunca insanlar hep su kenarlarını tatlı su tabi dere kenarlarını tercih etmişlerdir. İşte toprağın türü yani verimli mi değil mi? Bitki örtüsü aynı şekilde etkiler. Beşeri faktörlere baktığımızda işte sanayi, ticaret, ulaşım, tarım, turizm gibi faktörler bunları daha da arttırabiliriz. Ne yapıyor? E, kentleri dağılışını etkiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle bir açacak olursak. İklime örnek Türkiye'den şunları verebiliriz. Mesela Tuz Gölü arkadaşlar Türkiye'nin en kurak yeridir neredeyse. Yani çok 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 az yağış alır. Ama arazisi düzdür. Şimdi normalde düz arazi tercih ederiz değil mi yerleşmek için? Ama tuz gölü ve çevresi tercih edilmemiştir. Niye? Niye tercih edilmemiş? Çünkü kurak. Dolayısıyla iklim burada nüfuslanmanın önüne geçmiştir. Benzer şekilde Erzurum Kars çevresinde yerleşme seyrektir. Neden seyrek? E çünkü çok soğuk buralar. Ardahan, Kars, Erzurum, Türkiye'nin en soğuk yerleridir. Bakın burada Engebeli alanlarda, Türkiye'de biliyorsunuz dağlık alanlar şöyle gider arkadaşlar. Hatırlatalım. Bakın Karadeniz hattı boyunca böyle dağlar vardır. Doğandoğu bölgesi dağlıktır zaten. Gene Akdeniz'de Toros Dağları böyle devam eder. Ne oluyor? Dağlık alanlar yerleşmenin... E, seyrek olduğu bölümlerdir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Menteşe, Ege bölgesinde bir yer. Normalde işte e, nüfuslanmasını bekleriz. Çünkü iklimi harika Menteşe'nin. Fakat bu Muğla'nın olduğu yer arkadaşlar çok dağlık olduğu için ne olmuştur? Seyrek nüfuslanmıştır Menteşe. Gene Biga, Kaz Dağları'nın olduğu yer... Kırklar elinin olduğu yer Yıldız Dağları. E buralar seyrek nüfuslanmıştır arkadaşlar. Hakkari değil mi? Doğan Doğu bölgesinde seyrek nüfuslanmıştır. Diyebiliriz. Bakı ne demekti? Bakı güneşe dönük yamaç demekti. Evet. <laughs> Ülkemizin bakı yönü güneydir. Dolayısıyla güney yamaçta daha çok yoğunlaşmıştır değerli arkadaşlar. <laughs> Neresi hariç? Karadeniz hariç. Karadeniz'de daha çok kuzeye tercih etmişler. Niye? Çünkü kuzeyinde ne var? Deniz var. O yüzden dağların Kuzey tarafı sadece ve sadece Karadeniz'de böyle çok tercih edilmiş. Onun sebebi denize dönük olması. Geniş jeolojik yapı, karstik arazi ve taşlık yapı nedeniyle teke taşeli platoları seyrek nüfusludur. Bakın teke taşeli plato ne demekti zaten? Çok yüksek yerleşmeler çevresine göre. Su kaynakları çok tercih edilmiş. Daha önceki derslerimizden hatırlayacaksınız işte Nil Nehri, Fırat ve Dicle nehirleri, değil mi? İndus ve Ganj nehirleri buralarda daha çok ilk yerleşmeler buralarda olmuştu. Sebep işte tatlı su. Gene toprak türleri dedik değerli arkadaşlar. Bunlar yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler. Peki beşeri faktörler neler? İşte sanayinin geliştiği yerler. <laughs> İstanbul, Gebze, Tekirdağ, Çerkezköy buralar sanayiden dolayı yoğun nüfuslanmış. Ticaret ve limanların olduğu, limanların art bölgesi yerleşim alanı olarak tercih edilen yerler arasındadır. Arkadaşlar limanların hemen arka kısmı e, çok tercih ediliyor çünkü limanlar işlek alanlardır. İşte İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin'i ekleyebiliriz. Bunlar çok önemli limanlar. Tarım olayına baktığımızda verimli toprakların olduğu alanlar yoğun yerleşilmiş alanlardır. Bafra. Çarşamba. Bafra neresi arkadaşlar? Samsun. Bir delta ovası değil mi? Çarşamba da delta ovasıdır. Bu da Samsun'da. Ve Adana, Çukurova. Burası da bir delta ovasıdır. Çukurova. Şimdi Türkiye'nin çok çok önemli üç tane ovası. Bafra, Çarşamba ve Çukurova. Niye buralar çok tercih edilmiş? E çünkü tarım fonksiyonundan dolayı. Madencilik aynı şekilde işte Batman, Zonguldak ve Soma'yı örnek verdik. Ulaşım özellikle kavşak noktalarında bulunan şehirler. Mesela Neresi gibi Afyon gibi arkadaşlar. Afyon yolların kesişim noktası. Mesela İstanbul'dan Antalya'ya gideceksiniz, Afyon'dan geçiyorsunuz. İzmir'den Ankara'ya gideceksiniz, Afyon'dan geçiyorsunuz. Veya işte Konya, veya Ankara veya Kırıkkale veya işte Kayseri gibi şehirler örnek gösterilebilir. Türkiye'nin iç kesimlerindeki şehirler hep böyle kavşak noktasıdır. Yani birkaç yolun kesiştiği yerlerdir. Gene turizmin geliştiği alanlar, iş olanakları bakımından gelişmiş olup e, Antalya, Bodrum, Marmaris gibi bunlar tercih edilen yerler. Arkadaşlar Türkiye'de yerleşmenin tarihine baktığımızda hani milattan önce efendim Neolitik çağda, Neolitik çağın çok çok öncesinde yani çok 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 eski yerleşmeler, mağara yani bunlar insanların sığınak yerleri diyebileceğimiz yerlerden tutun da işte yavaş yavaş köy gibi yerleşmelere geçilen dönemlere kadar Anadolu'da birçok yerde yerleşmeler olmuş. Bunların bazılarını çok duymuşsunuzdur. Mesela Alaca Höyük çok duymuşsunuzdur. Mesela Gordion değil mi? Frigyalıların başkenti Efes, Hakeza çok duymuşsunuzdur arkadaşlar. Zeugma Antep'te, değil mi? Şimdi değerli arkadaşlar, Ani Kars'ta Ani Harabeleri, değil mi? Şimdi bakın en eski yerleşmelerden bir tanesi burada İstanbul'da Yarımburgaz mağarasıdır. Şurada görüyorsunuz. Çok çok eski bir yerleşme. Biz buna ne diyoruz? Paleolitik çağ. Yani Neolitik çağdan da önce. Neolitik çağ ne zaman başlıyor arkadaşlar? Günümüzden 12 bin yıl önce başlıyor yerleşme ile birlikte. Yani insanlar ilk kez yerleşik hayata geçince Neolitik çağ başlamış oluyor. Bir de bunun öncesi var. Çok çok eski işte ta avcı toplayıcı dönemi kapsayan... Ee sürece biz ne diyoruz? Paleolitik çağ diyoruz. İşte burada Yarımburgaz ve Karayin mağaraları Antalya'da bunlar buna örnek verilebilir. Neolitik çağda arkadaşlar Göbekli Tepe. Nerede Göbekli Tepe? Son yıllarda çok popüler Urfa'da arkadaşlar. Ve gene Çatalhöy'ü örnek verebiliriz arkadaşlar buna. Bakın Konya'da. Tarihi çağlarda yani Neolitik'ten sonraki dönemlerde yazı bulunduktan sonraki dönemlerde arkadaşlar işte Efes, Gene millet hemen şurada Aydın'da bunu görüyoruz. Modern dönemde de işte Eskişehir ve Ankara'ya örnek verebiliriz. Yani Anadolu çok 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 eski dönemlerden günümüze kadar arkadaşlar böyle insanların tercih ettiği yerleşilen yerler. Bugün hala işte keşfedilmemiş birçok yer var. Kazdıkça toprağa neler neler çıkıyor arkadaşlar Anadolu'da gerçekten hayret ediyoruz. Türkiye'de köy altı yerleşmelerinin dağılışına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey görüyoruz. Köy altı yerleşmelerini şuradan şöyle bir kategorize edeyim ben size. Köy altı yerleşmeleri. Yani ne demek? Köyden daha küçük yerleşmeler. Tamam mı? Bunları şöyle tasnif edelim. Bir, diyelim ki sürekli yerleşmeler. Yani insanların hep kaldığı yerleşmeler. Bir diğeri de ne olsun? Geçici ya da mevsimlik yerleşmeler. Şimdi sürekli dediğimiz bunların içerisinde neler var arkadaşlar? Bakın köyden daha küçük yerleşmelerden bahsediyorum. Bir mahalle, bir diğeri divan, bir diğeri çiftlik. Bunlar sürekli olanlar. Efendime söyleyeyim. Ee, şimdi bir diğeri mezra. Arkadaşlar burada mezra. Burada yapılan faaliyetler ne? Eğer sürekli yerleşme varsa yapılan ekonomik faaliyet nedir arkadaşlar? Tarımdır ağırlıklı olarak. Tamam mı? Çünkü tarım yaptığında orada kalırsın. Fakat geçici yerleşmede hayvancılık hayvanlarınla beraber bir yerlere gidebiliyorsun ya. O yüzden hani bunlar geçici yerleşmeler içerisinde ele alınabilir. Nedir onlar geçici yerleşmelere baktığımızda arkadaşlar en popülerine yayla. Özellikle Karadeniz yaylalarını biliyorsunuz muhteşemdir arkadaşlar değil mi? Bir diğeri işte kom. Efendime söyleyeyim ağıl dam, oba, değil mi? Yörüklerin özellikle işte hayvanlarıyla birlikte obalar şeyde çok görürsünüz. Toroslarda çok görürsünüz arkadaşlar obaları. Şimdi burada yapılan faaliyet ne olacak? Geçici yerleşmelerde yapılan faaliyet. Burada da hayvancılık diyoruz. Tamam mı? Şimdi bakın altını çizelim bunların. Sürekli yerleşmelerde yıl boyunca yerleşiliyor ve yapılan ekonomik faaliyet ne? Tarım. Geçicide yapılan ekonomik faaliyet ne arkadaşlar? Hayvancılık. Bunu bu şekilde ayıralım. Şimdi bakın ülkemizde ıı, özellikle özellikle bilmenizi istediğim birkaç tane kavram var. Nedir o? Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz yükselti batıdan doğuya doğru artıyor. Bazı bölgeler çok yüksek bazı bölgelerse düzlüktür. Şimdi yaylalar mesela nasıl yerde kurulabilir? Yaylaya çıkılır değil mi arkadaşlar? Yaylaya çıkmak diye bir ifade var. Dolayısıyla yaylalar çok yüksek yerlerde olur. Yani Karadeniz'in yükseklerinde gene Toros Dağları'nın yükseklerinde yani Akdeniz'de buralarda yaylalar çok rastlarız. Ama Marmara bölgesinde Ege'de yaylalar yaygın değildir. Yani olmasını da beklemeyiz zaten çünkü yeterli yükselti yok arkadaşlar. Şimdi <laughs> gene divan, divanı nerede görüyoruz? Divanı Batı Karadeniz'de çok görüyoruz arkadaşlar. Yani neler var burada? İşte Sakarya, Adapazarı, Karabük, Safranbolu. Buralarda divanlara çok rastlıyoruz arkadaşlar. Mezra, Doğu Anadolu bölgesinde oldukça fazla kom, ağıl bunlar da Doğu Andoğu bölgesinde oldukça fazla ve Güneydoğu'da arkadaşlar. Ha bir de dalyanımız var. Dalyan nedir arkadaşlar? Bunlar balıkçılık yapılan yerleşmeler. Tamam mı? balıkçılık yapılan böyle yerleşmelerdir. Şimdi bunları bir tanıyalım. Arkadaşlar mahalle ne demek? Köy olma potansiyeli en fazla olan yerleşmeler. Zaten mahalleler biraz daha büyüdüğünde ne oluyor? Köy oluyor. 10 ve 40 haneden, 10-40 arası gibi hanelerden oluşuyor. Marmara ve Karadeniz'de yaygın. Çiftlik. Şimdi çiftliği nerede kurarsın? Çiftlik için arkadaşlar arazinin düz olması lazım. Geniş ve düz arazide. E dolayısıyla Karadeniz'de çiftlik olmaz. Karadeniz çok engebeli. Hakkari'de çiftlik olmaz. Çok engebeli. Nerede olur? İşte Çukurova'da olur. Düz. Değil mi? Bafra Çarşamba'da olur. Ege'de olur. Marmara'da olur. Buralarda çiftliklere çok rastlarız. Mezra. Mezra tarımın daha ön planda olduğu köyden daha küçük. Mesela şöyle düşünün. Şurada bir köy var. Bu köyün işte birkaç kilometre uzağında 3-4 haneli bir yerleşme yeri var. Bunlar idari olarak bu köye bağlı. Yani muhtar e, bu, bu köyün muhtarı bunların da muhtarı. Fakat bunlar köyden çok uzakta. Niye bu kadar uzağa gitmişler? İşte atıyorum o köyde e, herkesin arazisi vardır. Bunlar devlet arazisine konarlar. Veyahut da ne diyebiliriz? İşte köyde bir husumet vardır. Ondan uzak durmaya çalışırlar sosyal sebeplerden dolayı. Gidip uzaklara yerleşiyorlar arkadaşlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da oldukça yaygındır. Divan dediğimiz şey nedir? Dağınık yerleşme tipidir. Bir muhtarlık altında toplanan yakın çevrelerde öbeklenmiş mahallelerden oluşuyor. Böyle birkaç mahalle bir divanı oluşturuyor. Batı Karadeniz'de yaygın. Batı Karadeniz dediğimiz neresi? İşte Karabük, Zonguldak, ee, gibi Bartın gibi yerleşmeler arkadaşlar dallayan ne bu da geçici bir yerleşmedir arkadaşlar balıkçılık yapılır Ege ve Akdeniz kıyılarında yaygındır diyoruz Yaylaya geldiğimizde taze ot arayışı ya da seninlemek için kurulan yaz aylarında kullanılan ne zaman yaz aylarında yüksek alanlardaki yerleşmelerdir ee, Doğu Karadeniz ve toroslarda yaygın toroslar Akdeniz Son yıllarda turizm fonksiyonu artmıştır. Geçici yerleşmelerdir. Artık insanlar hayvancılık için değil de hani Karadeniz'de biliyorsunuz birçok yere oteller falan yapıldı. Turist çekiyorlar artık. Obane çobanların çadırlarından oluşur. Yörük yerleşmesidir. Yörükler yani eski Türklerde genel olarak yörüktü zaten arkadaşlar. Hayvancılık ön plandadır. Özellikle kıl keçileri ve koyunlar. Toroslar'da yaygın Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Maraş, Nide'de yoğun olarak yapılıyor. Damne hayvancılık ve bağcılıkla uğraşılır burada. Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada ve İzmir çevresinde yaygındır diyoruz. Ağıl, küçükbaş hayvancılık ön planda. Taşlarla çevrili hayvan barınağı ve çoban kulübesinden oluşuyor. Yani bakın al dediğimiz şey şöyle bir bahçe duvarı gibi içinde koyunlar, bir tane ev falan. işte biz buna ne diyoruz? Al diyoruz. Komda büyük baş hayvancılık ön planda Doğu Anadolu'da yaygın gene hayvanları otlatmak için yapılıyor. Sevgili arkadaşlar Türkiye'de idari birimlere baktığımızda idari birimler niye var? Memleketi daha iyi yönetebilmek ve hizmet götürebilmek için <laughs> arkadaşlar nedir bunlar? 1. İl yönetimi. 2. ilçe yönetimi. 3. Mahalle ve köy yönetimi. 4. Yerel yönetimler. İl yönetimi en büyük idari birimdir. Kim yönetir burayı? Vali. İl yönetiminin altında kalan da ilçe yönetimi. Bunu kim yönetiyor arkadaşlar? Kaymakam. Mahalle ve köy yönetimi. Mahalle ve köy yönetimi en küçük yönetim birimidir. Muhtar yönetir arkadaşlar. Gene yerel yönetimler işte belediyeler. Ee, köy il, il özel idarelerinden oluşuyor değerli arkadaşlar konu biterken biz nelere baktık bugün neye artık hakimiz yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörlere yerleşme doku ve tiplerini Türkiye'de yerleşmelerin dağılışı ne etkiliyor nasıl etkiliyor ülkemizde idari fonksiyonlarına göre yerleşmelere baktık değerli arkadaşlar ve konumuzu bitirmiş olduk. Son olarak ödüllü soruyu bırakıyorum buraya arkadaşlar. Videonun altına cevaplarınızı bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.